Sami abi hazır mısın? Gel abi gel. Dişleri taktın mı? Gel bebe gel. Sami abi bak kameraya çıkacaksın. Dişleri taktın mı? Gel abi gel. Gel sana diş takacağım. Gel. Görüyor musun? Almancıları görüyor musun? E anlat. Almancıları görüyor musun? Ne görelim? Boya kalkıyor işte. Görmüyor musun? Şairin ne anlatmış? Adamlar anlatmış boyamışlar işte. Boyası kalkıyor. Boyarken ne yapmamışlar da boyası kalkıyor? Elinden gelen her şeyi yapmışlar kalkması için. Şimdi sen üstün Alman işçiliğine laf mı ediyorsun? Bana öyle mi geliyor? Yapan Alman değildir ki. Alman yapmaz böyle bir iş. Boya fazla kurulmuş. Ya da parlatmışlar onun üstüne böyle kalmış. Yok fazla kurulmuş ya baksana. Çok kurulmuş. Sen bu meslekte yeni misin yavrum? Sana ne kadar eskisi lazım? He? Sana ne kadar eskisi lazım? En az benim kadar eskisi lazım. Abi senin kadar... Haşar olacak. Senin kadar eskiler tedavülden katlama yapacak bir şey yok yani. Hani. Haşar olması lazım. Ya. Ama derler ya, nerede o eski topraklar derler Sami Beyciğim. Derler. Görüyorsun değil mi bebeğim? Bak. Adam yeni kaput almış muhtemelen. Oğlum boyacılığın en pis tarafı araba kapatmak biliyorsun değil mi? Hı hı. Nereden biliyorsun lan? Nereden biliyorum Murat biliyor musun? Benim eski motosikletin bir yerini boyayacakken 10 santim bir yeri kapatayım dedim aklım oynadı yerinden. Sakalların dağıldı mı? Tabii de. Bir de geçen evi boyadım. Evin boyun. He. Gene çizdi elim. He. Canı sağ olsun oğlum ne diyeyim? Yok canı sağ olsun da madem çiziyor niye yapıyorsun? Hatun işleri akıl ermez. Sami abi ihtiyarladı. Aksi nalle etti adam oldu. Burasını daha güzel kapattım. Bakayım. Bir şey söyleyeceğim. Bu acemilik evresi, ustalık evresi. Allah Allah. Allah Allah. Nereye kapattın? Bunları kapattım başkan. Nasıl olur mu? Vay be. Dur sen yorulma ben sıkarım. Yedili yedili yapıyorum. Önce bir tol at da. Ha? Ama bunu yapıyorum. Korkuyoruz. Çınar'dan önce boyacı olacak. Bak senin plakaya gittiğin var ya. Nasıl yapıyorum bak. Benzetiyor mu?
Kimse senin yerini tutamaz abi. Sami ustacığım, sen el etmeden ne olmuyor iş ya? Benim elim mübarek. Peki bunu ayırabilecek misin? Bu parçayı? Ben ayıracağız. Açayım mı? Dur oğlum. Kaldır. Sami abi, şu işleri boyadın sen. Evet. İnce kafa ayarı mı yapıyoruz? Ha? Bunların da mı işini buyurdun? Beni de bırak. İki tek değil mi? Evet. Bunun hangi tarafına çok macun çıkmıştı başkan? Kaput mu? Ha. İki tarafta da var. İki tarafta değil mi? Yapsa ses yapmasın. Yapsın abi. Kullandığın bezin ne olduğunu söyle abi bize. Bilmeyenler vardır. İlk defa izleyenler vardır. Mumlu bez. Ne işe yarar abi mumlu bez? Üzerindeki tozu almak için. Sen niye sildin arabayı? Tozları minimize etmek için. Ben normal bezle sildim, temizleme, yüzey temizlemeyle. Benim sildiğim pamuklu bezdeki tozları da alsın diyesin. Yani toz toprak kalmıyor. Aynı arabanız yıkanmış, kullanmış, temizlenmiş aynen. Gibi. İsteril oluyor. Ki yeni boya üstüne... Steril olmuş, steril. Steril. Burası hani laboratuvar. Hani bone takmadım ben. Taksaydın. Evet. Peki kaç barda basıyorsun abi? Bu. 2 barda. Buraya sıktığında düz olacak şimdi. Yukarıdan aşağı. Tamam. Dağınık olmayacak, toplu olmayacak. Anladım. Şimdi bu bizim attığımız boya, tekrar arkadaşlar, ilk izleyenler için temel boya atıyoruz. Varsa yaptığımız işlemlerde bir kusur, hata, onu yakalayalım. Yakaladığımızın üzerine doğru kendi boyasını atarken problemsiz bir işlem yapalım istiyoruz.
Sağ ol abi, toz atıyorsun değil mi şu anda? Abi, normal boyar gibi mi çıkıyor? Çok baskılı da değil. Ne o ne bu? Aynen, ortası. Peki seninle ilk kez mi biz kabriyo araba boyuyoruz? Evet. Hayırlı olsun. Tavanı nerede bunun? Tavanı? Bilmem. Depoya koymuşlar. Aynen. Yukarıki depo. Tavan burada ya. Tavan içinde mi? Evet. Patlayıp içine mi koydun? Sanki patlanıyor otomatik. Ben bilmiyorum abi. Ben kabriyoyu yeni yeni öğrendim. Öyle mi? Tabii benim arabanın bozuldu ya tentesi. Ne? Ne bileyim abi, bozuldu ya. Aldığımızın üçüncü günü Mercedes'den bir yaptım. Elimizde kaldı. Zor kullanmışlar hocam. Güzel hale getiririz. Sen şimdi bu operasyondan sonra arabayı kurutacaksın iyice. Tabii. Bir gün sonra ana boyaya mı geçeceğiz? Aynen öyle. Ben gideyim mi? Git. Sana hayırlı işler mi? Eyvallah. Diyor mu? Diyor. Ne diyor? Ben buradayım diyor. Yerli malı, yurdun malı. Biz onu kullanıyoruz. Memnunuz. İlginize. Söyleyeyim, sen yaparsın da olmaz mı? Yok. Ben güzel yaparım değil mi? Bazen yapamadıkların oluyor da onlar da nazar olsun. Tövbe estağfurullah. Selamünaleyküm. Yedizdin mi? Geldim geldim. Verdiğe mi geldim? Evet. Yapma be. Şey çektin Serkan. Tamam. Serkan çektin mi? Dedim herhalde yedizdin. Benlik, ha bu tarafın bak benliği yok, iyi. Yok yok, daha yeni. Benliğin ne, diyor mu? Diyor. Ne diyorsun? İyi diyor. Parmağımı bandırayım mı başkanım? Tabii, bu tadına da bakabilirsin ya. Kaliteli mi, değil mi? Mühendisler öyle yapıyor galiba. Bu parmağıyla banıp, şu parmağını ağzına sokuyorlar müşterinin yanında. Adam diyor ki, manyak mı, ne yapıyor? Değil mi? Tabii. Nasıl abi? Robotun uçlarını yeniden sıfıra indik, bagajınladım. Valla? Eline sağlık. Burada şiş kalmış. Ne kalmış? Şiş, saca kadar indim. Bakayım. Ben bugün niye yoğdum? Benim kuzumun doğum günü bugün, ondan geç geldim başkan. Evet. Boyayacağını biliyordum ama akşama doğru zannediyordum. Kuzum da vardı. Eline sağlık abi. Şurada toz mu değmiş? Nasıl var? Bir burada var, bir burada var. Bir de burada var. Sen de mi?
inşaattan geldi değil ki abi ben. Sabahtan beri bende yok öyle şey. Bence görmüyorsun, gözlükler yok gözünde. Abi ben kaçtım. Eline sağlık. Tamam. Bitiminde kuruduğun zaman geliriz, bir konuşuruz, iki bakarız, kritik yaparız. Hadi kolay gelsin. Geldik ikinci bölümün sonuna. Ne yaptık? Boyadık. Sen ne yaptın boyaya? Pastasını içine kattı. Ne şu abi? Bir şey söyleyeyim mi sana? Yani zımpara yapmazsan da bu oldu bende yani. Zımpara pastacıyla operasyonda girmesen. Bir iki yerinde bir şeyler var. Ufak toz alma operasyonu var. Yani. Bu kadar da mütevaziyiz yani. Hallettik mi gerisinde bir şey yok. Stokları ne yaptın? Getireceğiz, takacağız ya. Ya biz buna stok getirdik. Bagaj stoku iki tane. Tabii sistem... Kabriyo ne bilsin kardeşim bizim sistem? Kabriyo mu görmüş? Değil mi? Normal sedanınkiler geldi. Serkan diyor ki bunu kessek olur mu oraya? Serkan diyor değil mi? Serkan dese şaşırmazsın değil mi? Şaşırmazsın. Kesinlikle. Adamın her şeye bir çözümü var. Arabayı boyadık. Şimdi ne yapacağız? Ufak tefekle toparladık. Siz bu toparlama aşamalarını fazla bir aşaması yok. Üçüncü videoda toparlama aşaması işte temizliği, mümizliği. Ondan sonra bir mekanikte sadece şeyimiz kaldı. Neyimiz kaldı? Klima gazı dedi. Klima sistemine bakacağız. B kayışı o avare bilyalar vıcı 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 ses yapıyor ufaktan. Başka neye bakacağız abi? Başka da farlar. Farları şeye gönderdim temizliğe. Son dakika gönderiyorum ki gelip bize burada pislenmesin. Ya bu sineklerle ne derdim biz kardeşim? Pisletmezdik ya. Sinerlik atardık temizlenebiliyor. Sinek boka konarmış, ondan mı geliyor bana sabahtan beri? Estağfurullah. Bak. Kanalizasyon var yalnız ama. Abi yok, benim odada da mı kanalizasyon var? Değil mi? Sinek ilacı aldım, sinek kovucu aldım. Bir de dokunduğu zaman bana ben huylanıyorum. Sanki dersin ki çok temiz adamım sanki ama. Oradan sakın espri yapmayın, pisliğe gelir sinek diye ha. Sakın ha. Sakın, günde, 3 günde bir duş alıyoruz. Evet. Güzel oldu abi, eline sağlık. Biz bu arabayı ne zaman teslim edeceğiz? Ay sonu. Ha, jantlarımız boyada. Bunlar benim E39'dan çıkan jantlar. E60 mıydı? Neydi o? Bir sonraki tasarım jant. Tavanı kapatacağız. Ne oluyor lan? Nasıl müzik dinliyor adam orada? Doğru. Ha bak ne yaptı seçkin. Şunları parlak siyah boyadı. Arka tamponun altını parlak siyah boyadı. Aynanın kenarlarını parlak siyah boyadı. Hacı abi yaptın o kadar hayır. Bari şu ortadaki şeyleri de boyayamadın. Boyardık. Getirmezler ki kalmışlar. Zaten orayı tutturduk farı oturtturmadığımız için. Değil mi? Tabii. Yarın onu yapıştırmadıysa yarın boyayalım parlak siyah. Şeylerini takmamış bak, sis kenarlarını. Evet. Böbreklerini de boyayalım mı böbrek? Siyah mı? İster mi? Parlak siyah. Arada zaten krom yok, her yer siyah. Ya boyayalım. İster mi derken? M'lerde var değil mi? Biz yapalım. Yapalım evet. İstemezse yaptık deriz. Biz beğendik, o da beğendik. Yok şey. Aslında adam, çıtaları da ben düşündüm, şu ince çıtaları. Onların boyasını atma ihtimali olur yani o günler. Ne olur ne olmaz. Yok, zaten giderdik şunlar. Ya benim de olurdu. Aklıma geldi aslında ama. Daha güzel olur. Eğer sökerse var ya parlak siyah yapacak daha güzel olur. Onları oraya oturtana kadar anası ağladı. Öyle mi? Abi sen bunun böbrekleri de parlak siyah yap. Ondan sonra o yandakiler kolay sökülebiliyorsa ki hani... Kaput fışkiyelerini de yapalım parlak siyah. Kaput fışkiyelerini de yap. Valla güzel olsun be. Evet. Ulan jantları da mı acaba parlak siyah yaptı dedik. Tüü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 ü. Onunkiler siyah. Abi sizinkiler siyah. Çok da şekil olur ya. Hiç aklınıza gelmedi ki başta. Bu jantlar kim? Bu jantlar benim 39'un jantları. Değil mi? Ne kadar
bayağı bir büyük yapmış. Ya fuzuli jant. Yani bu benim arabada da fuzuliydi. Zaten değiştirdikten sonra araba yürüdü. Ama kaputu bir daha boyayacak seçkin. Bu kaput çok bozuktu zaten. Videoda izledi arkadaşlar. Biz düzeltmeye çalıştık elimizden geldiğince ama gene hata kaldı. Yani bize göre hata, başkasına göre belki görmeyebilir ama biz gene güzel yapalım ki Almanya'da şey demesinler. Kötü işçilik yaptı demesinler. İçimiz rahat etsin. Yani biz kendimiz diyoruz bu işe. Kimin ne dediğin önemli değil. O zaman ne yapın? Biz bu videoyu kapatalım. Daha sonra biz, görüşürüz diye. Bir sonraki haftada böyle verçek yapsana canım şunu. Verçek dedim, sen bütün röntgenini çektin be. Yaşlılık. Yaşlılık. Zor iş. Geç geliyor. Geç geliyor. Fikir. Fikir değil. Anca dönüyorum. Gel kapanışı sen yap gel. Yok. Hans Bey gelsin abi. O zaman. Vicdan. Hans aşağı, Hans yukarı. Her Almanca konuşana Hans mı diyeceğiz oğlum? Kanalımıza abone olmayı, YouTube videolarımızı izlemeyi, izledikten sonra beğenme tuşuna basmayı, sosyal mecralarda, arkadaş gruplarında, WhatsApp'larınızda paylaşmayı rica ediyoruz. Paylaşmanızı rica ediyoruz. Kendinize iyi bakın.